Nedir bu hikaye? Kim kimden rüşvet aldı? Ne için rüşvet aldı? Dinçer. Hemen onu şey yapalım. Dediğiniz gibi yani 90'lı yıllara damga vuran bir rüşvetin belgesi oldu. Engin Civan dönemin Emlak Genel Müdürü, Emlak Bank Genel Müdürü Selim Edes'e, müteahhit Selim Edes'e yani bana rüşvet vermedin diyordu. Rüşvetin belgesi nerede diyordu. Selim Edes'in orada bir şey vardı. Serzenişi. Rüşvetin belgesi mi olur diye. Gerçekten şimdi ben size fazla izleyeceğimizde vaktini almadan bu şimdi şey deriz ya bu tapularda diyelim dijitalleşme dönemine geçildi artık iltimasın önüne geçilmesi için bir dizi çaba, altyapı değişiklikleri yapıldı. Web tapu sistemi vesaire falan geldi. Ancak bunun önüne geçilemiyor. Bakın burası, ben şimdi burası bir, burası gün gören hükümet konağı. Yani kaymakamlığın da içinde olduğu, nüfus müdürlüğünün olduğu, tapu müdürlüğünün olduğu. Yani biliyorsunuz kamu kurumları son yıllarda tek binada toplandılar. Evet. Burası, şu dosya bize bu binadaki en azından bir katın, tapu müdürlüğünün olduğu ki birinci katta, bir kattaki lavabonun sistematik olarak rüşvetin alınıp verildiği yer olduğunu ortaya koyuyor bu dosya. Rüşvet merkezi, lavabo. Maalesef öyle. Yani burası bir kaymakamlık binası, hükümet konağı, kaymakam bey de yanılmıyorsam 3. ya da 4. katta kalıyor. Yani olduğu katı oradaydı. 1. katta tapu müdürlüğü var. Olay şu. Merkezinde, bu soruşmanın merkezinde Güngören İlçe Tapu Müdürlüğü var. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bu tapu müdürlüğünde gelen bir takım ihbarlar ve şikayetler de üzerine bu tapu müdürlüğünde memurların rüşvet aldığı, rüşvet vermeyen ya da para vermeyenin işinin yapılmadığı ya da safsaklandığı yönde bir dizi ihbar gidiyor. Hmm. Savcılıkta soruşma başlatıyor. Bu konuyla ilgili teknik dinleme kararı alınıyor. Şüphelilere yönelik bir dinleme kararı var. Fiziki takip yapılıyor ve rüşvetin alınıp verildiği yerlerle ilgili bir gizli kamera yerleştirme durumu söz konusu. Birazdan zaten ikinci volümümüzde o fotoğrafı göreceğiz. Düşünün bir tapu müdürlüğünün kullandığı işte erkek kadın lavabosunda bir gizli kamera yerleştiriliyor ama o lavaboda defaaten bir değil, üç değil, beş değil müdür yardımcısı paraların alıp verildiği yer bu lavabo. Yani birazdan o görüntüleniyor orada. Evet, görüntüleniyor çünkü oraya şimdi onlar bilmiyorlar yani şüpheliler bilmiyor. Lavaboya normal lavaboya giriyor. Yani onu güvenli yer olarak görüyor daha doğrusu. Ancak orada çünkü gizli kamera. Lavaboya gizli kamera mümkün değil, konulamaz. Evet, ancak şu bilgiden hareketle yani paranın alınıp verildiği yer burası. Orası. Dolayısıyla buraya yerleşmesi gerekiyor. Ve bu dediğim gibi gizli kamerayla yerleştiriliyor. Bu soruşturma bir yıla yakın sürdü. Bu soruşmanın düğmesine geçen 17 Temmuz sabahı basıldı. Soruşma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden biri ilçe tapu müdürü yani Güngören ilçe tapu müdürü yani bu alandaki en yetkin isim, en üst isim ilçe tapu müdürü. Evet. Mustafa Dönmezkuş gözaltına alındı ve tutuklandı. Savaş Öğüç. Bu soruşma memur, tapu müdürlüğünde görevli memur. Osman Kanoğlu, ilçe tapu müdür yardımcısı. Diğerleri de emlakçılar, müteahhitler. Birazdan biz ilçe tapu müdür yardımcısı Osman Kanoğlu'yla bir müteahhitin lavabodaki karşılaşma anları. İşte bu, o gizli kameranın görüntüsü. O kayıtlarını zaten bunlar birazdan. Bu fotoğraftaki yemek yiyen beyefendi Mustafa Dönmezkuş. İlçe tapu müdürü. Bu da Ahmet Kurbetoğlu müteahhit. Müteahhit yani rüşveti veren. Bu da yine Ahmet Kurbetoğlu'yla birazdan lavaboda işte rüşvet yazışma alışverişi galiba. Bir yazışma orada. O yazışmanın da detaylarını ben size birazdan aktaracağım. Şimdi tamam. İkinci volümümüze gelebiliriz. Olay yeri burası. Bu şimdi 25 Ocak günü 25 Ocak sabahı saat dinleme kararı var dedik ya. Hı hı. Osman Kanoğlu tapu müdür yardımcısı Ahmet Kurbetoğlu'nu arıyor. Bir tapudaki ipoteğin kaldırılması ile ilgili konuşuyorlar. Osman Kanoğlu diyor ki bu tarafa bugün gelecek misin diyor. Ahmet Kurbetoğlu da birini beklediğini ve geleceğini söylüyor.
Biz bu dosyada ve bu kamera kayıtlarında anlıyoruz ki bu görüşmeden 2 saat sonra Ahmet Kurbetoğlu Güngören İlçe Tapu Müdürlüğü'ne giriyor ve olay başlıyor. Olay başlıyor dedim şu. Belli ki Osman Kanoğlu'yla yapılan anlaşma üzeri daha önce de yaptıkları gibi ve Osman Kanoğlu'nun başkaca kişilerle de yaptığı gibi lavaboda bu paranın verilmesi konusu konuşuluyor. Şimdi tam giriş çıkış anları ve o saniyesi zaten kayda yansımış. Önce lavaboya Ahmet Kurbetoğlu giriyor. Ahmet Kurbetoğlu o bölgede müteahhitlik yapan, tapuda işi olan biri. Ahmet Kurbetoğlu saat 13.27-18'de giriyor. Ahmet Kurbetoğlu'dan şuna dikkat ediyorlar. Aynı anda lavaboya girilmiyor. Ahmet Kurbetoğlu'ndan 10 saniye sonra tapu müdür yardımcısı Osman Kanoğlu geliyor. Bakın burada Ahmet Kurbetoğlu geliyor. Evet. Ondan 10 saniye sonra Osman Kanoğlu lavaboya geliyor. Evet. Burada tam 2 saniye içinde, yani ikisinin de lavaboya girişine 2 saniye içinde burada bir zarf veriliyor. Biz burada polis bunun para olduğunu değerlendiriyor. Ama gözükmüyor değil mi para? Sadece zarf. Zarf verdiğini düşünüyor. Evet. Zarf veriliyor. Polisin değerlendirmesi içinde para olduğu. Çünkü polis şuradan hareketle diyor ki telaşlısınız her ikiniz de ve şimdi başka bir diyelim bir evrak versen bir konuşma olur, aranızda bir diyalog niye olur. Niye tuvalette hayır veriyorsunuz? Ve niye orada verirsiniz? Birazdan onun ifadesine de geleceğim. Ahmet Kurbetoğlu elindeki bu zarfı Osman Kanoğlu'na veriyor. Dikkat edin burada. Mesela Osman Kanoğlu zarfı alırken şeye bakmıyor. Yüzüne bakmıyor Ahmet, evet, Kurbetoğlu'nun. Akabinde Ahmet Kurbetoğlu lavabodan çıkıyor. Osman Kanoğlu burada az önce aldığı zarfı ceketin iç cebine yerleştiriyor. Ahmet Kurbetoğlu'yla Ahmet Kurbetoğlu lavabodan çıktıktan 10 saniye sonra icra müdür yardımcısı Osman Kanoğlu lavabodan ayrılıyor. Önce Ahmet Kurbetoğlu sonra Osman Kanoğlu ayrılıyor. Şimdi sorguda mali şüphe sorguda Ahmet Kurbetoğlu'na bunu sordular. Dediler ki bu görüntüde sizin zarf olarak ve bizim para olduğunu değerlendirdiğimiz cisim neydi diye soruyorlar. O da diyor ki ben diyor evet o gün lavaboda Osman Kanoğlu'yla karşılaştım. Lavaboda karşılaştığım kişi bu Osman Kanoğlu. Ben ona tapu harçlarının makbuzunu verdim diyor. Şimdi tapu harçlarının makbuzu bir kere tapu görevlerine verilmez, o sizde kalır. Yani bir tapuyla ilgili, evet, bir devir işlemi ya da bir harç yatırdığınızda o makbuzu da siz de kendinize tutarsınız. Bu biraz tuhaf. İkincisi ben diyor unutmuştum bu tapu harçların makbuzlarını elden vermek gerekiyor kendilerine. Lavaboda o gün karşılaştım ve lavaboda bu tapu harçların makbuzunu verdim diye söylüyor. Niye hiç konuşmadan veriyor o zaman? Aynen ya, öyle. Ama bu da değil zaten. Özellikle benim aldığım bilgiler de bu yönde. Yalnızca bakın Osman Kanoğlu müdür yardımcısı. Mustafa Dönmez Kuş müdür. Az önce yayında ilk fotoğrafta da vardı. Bir memur. Bu kişiler bu lavaboya onlarca yüzlerce kez bu şekilde görüntüler var. Savaş övüç. Ve her seferinde bir şey alınıp veriliyor. Her seferinde görüntü aynı. Bir şey alınıyor. Yani böyle bir konuşma olmadan, bir temas olmadan bir şey alınıyor, bir şey veriliyor. Hızlıca giriliyor, hızlıca çıkılıyor. Yani zaten Ahmet Kurbetoğlu'yla Osman Kanoğlu'nun lavabodaki bütün şeyler 16 saniye. 16. Burada da bir yazışma var. Ahmet Kurbetoğlu'nun telefonunda bu ikinci vole, ilk vole gelelim arkadaşlar. Yazışmanın oldu. Şimdi orada Ahmet Kurbetoğlu'nun telefonunda bu bulundu. Burada bakın. Korkunç bir şey. Şimdi bir müdür yardımcısı müteahhit, bölgede müteahhitlik yapan bir kişiye şöyle bir mesaj gönderiyor. Bir IBAN numarası gönderiyor bir şahsın, başka bir şahsın. Diyor ki toplam borç 8000 TL. Ne kadara gönderebilirsin abi diyor. Dekontu bana da at diyor. Akabinde ikinci mesajda biz Ahmet Kurbetoğlu'nun bu kişiye bir dekont gönderdiğini görüyoruz. Sonra bu da soruldu. Dediler ki Mali Şube, siz bu dekont, bu parayı, bu yazışma nedir? Siz bu parayı neden attınız? Osman Kanoğlu'nun size yönlendirdikçe. O da diyor ki
Osman Kanoğlu bu kişiye bağış yapılması için beni yönlendirdi. Bu kişinin bilgilerini attı. Ben de bu parayı bağış olarak attım. Oysa Osman Kanoğlu şeyde mesajda yazıyor zaten. Benim toplam diyor, borç diyor. Borcum diyor yani. Evet. Borç diyor. Bir adama borç. Yani icra müdürü yardımcısı birine bir borcu var. Bunu bir müteahhitten sağlıyor. Şimdi bunu niçin yaparsınız? Ona iltimas sanırsınız. Onun tabii, işini kolaylaştırırsınız. Mali şube yani savcılık aynı zamanda bunlarla da yetinmemiş. Yani olayı dört başı mamur yapmak adına tapu müdürlüğün log kayıtlarına bakılmış. Tam da bugün o gün yani az önce lavaboda dedik ya saat 13.27'de. Tam da lavaboda buluşmadan birkaç dakika önce log kayıtlarına bakıldığında Osman Kanoğlu'nun Ahmet Kubretoğlu'nun dosyasına onama verdiğini görüyoruz. Orada da şeyi olay örtüşüyor. Toparlamak gerekirse bu soruşma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı. İlçe tapu müdürlük bizzat kendisi, müdür yardımcısı, işte tapuda görevli memur Savaş Övüç. Bu kişilerin de yani Mustafa Dönmez Kuş, Savaş Övüç, Osman Kanoğlu bunların da aynen az önce lavaboda gördüğünüz gibi bir dizi. Çok daha fazla bu arada. Çok da en bu arada şeyle görüşüm yani dosyası en şey olan tabii. Müteahhit olduğu ifade ediliyor. Kabarık ve, olan. En kabarık olan. En dosyası yani en zayıf olan müteahhit. Daha fazlası var. Anladım, yani ilçede anladım. Çok sistematik bir şekilde. Peki bu, ne oldu? Tutuklular mı? Evet bu kişilerin 10 kişi gözaltına alındı. 9'u da tutuklandı. Bu arada çok sert bir şey soruşma. Yani diyelim biz mesela o tür dosyaları takip ettiğimizde atıyorum tutuklu sayısı %100 mesela her zaman olmaz. Ama burada tamamı tutuklandı. Bir tek müteahhit serbest kaldı. O da o gün işte emniyetteki sorgusundan sonra bir kalp krizi, bir rahatsızlık geçirdi. Savcılık iyileştikten sonra tekrar rüşveti alan tutuklanırken veren rüşveti niye veren tutuklanmıyor? De, tabii, aynen. Durum çok böyle. Bir tapu müdürlüğü, İstanbul'un göbeğindeki bir tapu müdürlüğü. Bakın zaman zaman olur yani memurlar tevessül edebilirler. Olabilir. Yani olmaz da hani olabilir diyelim. Ama burada bırakın memuru, bizatihi müdür yardımcısı da işin içinde. Şebeke kurulmuş. İşin içinde olunca zaten artık bütün işler maalesef ki rüşvetle dönüyor orada. Peki. Dinçer çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.